Evet arkadaşlar, bu videomuzda makinenin kontağıyla ilgili olacak yine. Kontak anahtarının birbirlerini aşması ile ilgili. Bir kardeşimiz şeyi sormuştu, kusura bakmasın. Herkesin isimlerini alamadım. İnanın şu anda hem yorumlarınızı kontrol ettim telefondan, hem onları not aldım. Şimdi normal yoruma bir şey yazmaması için, cevap vermemesi için onları yazmıyorum. Sadece konuyla ilgili görüş bildirildiyse, cevap verilmesi gereken bir şeyler varsa o arkadaşlarımızın isimlerini yazdım. O diğer yorum yazan arkadaşlarımız da isimlerini okumadım diye alınmasınlar. Bizim burada sonuçta tartışmamız gereken bir konu olduğu için burada sadece bunlar isimlerini yazdım. Arkadaşlar, şimdi bir kardeşimiz demişti ki, bir de Bekoliter'i dene, bakalım o da çalıştırıyor mu demişti. Şimdi ben bunun videosunu yaptım. Bu videodan sonra da onu yayınlayacağım. Bir kardeşimiz gereken bilgiyi verdi bana. Bütün makinelerin, şirketin bütün makinelerin kontaklarının birbirini çalıştırdığını söyledi. Mustafa Altay kardeşimiz de 3 tane silindirin olduğunu, herkeste birer tane anahtar olduğunu, kim hangisine tek gelirse ne iş olursa ona bindiğini çalıştığını söylüyor. İşte dediğim olay bakın burada ortaya çıkıyor. Başta şunu hatırlatayım arkadaşlar. Bakın benim daha önce bazı videolarımda da söyledim. Anlattığım şeyler yaşanılan şeyler, başa gelmiş olaylar, yaşanmış, tecrübe edilmiş olaylar. İşte birisi bak kardeşimiz ne diyor mesela? Mustafa Altay kardeşimiz. 3 tane silindir var, hepimizde birer tane anahtar var. Kim hangisine denk gelirse biniyor, çalışmaya gidiyor diyor. İşte burada herhangi bir atıyorum silindirin birinde bir arıza vermiş olabilir makine. Ekranda bir kod göstermiştir, arıza şeyi göstermiştir. Siz burada makineyi stop etmeniz gerekmiştir. O istop eden arkadaşımız da dalgınlığına gelebilir, unutabilir, söylemez zorunda hissetmeyebilir kendini. Makine iş çıksa haberi olacağından dolayı haber vermeyebilir. Siz de nacizane gelirsiniz. O makineyi de çalıştırınca bastınız marşa, motoruna bir şey oldu, bir tarafına bir zarar geldi. Bunlar olmasın diye ben söylemiştim bu kontak anahtarını. Aslında bununla ilgili dedim ya, şimdi bu videomu yayınladıktan sonra ayrıca tekrar bir video daha yayınlayacağım. Onu da izlerseniz bazı sorulara açıklık gelmiş olacak. O kontak anahtarıyla ilgili. Umut Çelebi kardeşimiz de abi haklısın ama diyor bu sadece CAT'te değil diyor. Volvo'da ondan sonra hangi diyor? Kobelco'da, Hitachi'de de aynı sorun var diyor. Bunlarda da diyor kontak anahtarlar aynı. Şimdi Umut kardeşim bu kontak anahtarı videomda yorumunda şeyinde videoda bahsederken bir makineyle ilgili yorum yapmayacağım demiştim. Sıkıntı yaşadım diye ben sadece bir CAT'i kullandığım için CAT'te yorum yapıyorum. Dedim ya, CAT'e de teşekkür ediyorum. Yorumlarımıza olumlu bakıyorlar. Kötülemek de değil, göğe çıkarmak da değil amacımız. Kendimizce, aklımıza, fikrimize yettiğince yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler yanlış olduğunu söylemek, doğru olduğunu söyleyip beğendiğimiz şeyler de beğendiğimizde yerine geldiğinde söylemek. O yüzden şu makine markası söylemeyeyim de. Bak bir makine var, o beni ilgilendirmiyor. Ne yaparsa yapsın. Onunla sıkıntı yaşadığım için. Ama diğer makinelerde de bu sorun varmış. Umut kardeşimin dediğine göre. Ama diğer makinelerde de olması bunun haklı olduğunu göstermez. Haklı bir geçerlilik değil bence. Yani şimdi bir insan varını yoğun bir makineye veriyor da bir anahtarı farklı değilse ben olmaz diye düşünüyorum yani. Biraz basite indirgenmiş gibi geliyor bana. Benim düşüncem, şahsi düşüncem budur. Sebahattin Yunan kardeşim. Sebahattin, seviyorum seni kardeşim. Kamer Usta diyor, ketçiyor. Yere göre sığdıramıyorsun demek ki diyor. CAT iyi makine. Evet kardeşim, iyi makine. Sebahattin'im, şimdi inkar edemeyiz, hakkını yemeyiz. CAT kötü makine desek
inkar gelmiş oluruz. Yani iftira atmış oluruz. Bu da yanlış olur. Kötü marka demek bizim haddimize değil. Ben bundan daha iyi resim üretirsem o zaman kete kötü derim. Benim buna kötü demem için bundan iyisini yapmam lazım. Her konuda öyle. Operatörlükte de öyle. Ne meslek olursa olsun, ne üretirsen üret, hepsinde öyle. Bir şeyi daha iyisini yaparsan öbürüne kötü diyebilirsin. Bir şeyi daha iyisini yapmadıktan sonra diğerine kötü deme hakkın yok. Hoşçakalın arkadaşlar.